Kurban Bayramı'na bir hafta kala hayvan pazarında tedirginlik var. Pahalı falan diyorlar ama yediği içtiği daha pahalı. Ha, pahalıya İtalya tereceğine yem fiyatlarını düşürseler daha güzel olacak. Ben her sene 60 tane ile geliyordum. Bu sene 26 tane ile geldim. Sebebi ne bunun? Geçen sene 60 oldu. Orada artık mal bulunmuyor. Artık millet besleyemiyor. Yani yem pahalı, her şey pahalı. Kars, Ağrı ve Mardin'den büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bin bir türlü zahmetle İzmir'e götürdüler. Ancak umduklarını bulamadılar. Bu ne çiftliği Ağrı'da verseydim 7 milyara verirdi. Burada geldim 3 milyar çadır parasını verdim. 5 milyar bir tır parasını verdim. Benle çocuğum bu pisliğinde yaşıyoruz. 45 tane getirmişti, daha 15 tane satmışım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Üretici binlerce kilometrelik yoldan büyük emekler vererek İzmir'e getirdikleri hayvanları satamamaktan şikayetçi. Yem daha yüksek, ondan sonra etin de ucuza kestiriyor. Şimdi 25 tane dana getirdim, 25 tane sattım, daha 2 tane dana. İnan ki şu anda o danalar benim üstümde şu anda 13,5 milyara maldır. Kurbanlıkları satamadıkları her gün için zarar ediyorlar. Çünkü kurbanlıkların bir günlük masrafı binlerce lirayı bulabiliyor. Alırsa zararımız biz battık. Kırarsa zarar 20 milyar gitmiş. 20 milyar da bu tarafa gelse 40 milyar. 40 milyar da zaten bu hayvan 20 tane hayvan parası. Şimdi kamyon parası var. Bir kamyon buraya 4,5 milyara geliyor oradan. Düşün yani 3 kamyon getirdin. 3 tır. Bugün şu kadar para tutuyor. 3 yer aldın 10 milyar.